Her biri bir senaryo, bir kurgu olsa da hala akıllarda. Hala gençlere ilham kaynağı oluyor. Magazin 8 sinema editörleri bu hafta Yeşilçam'ın unutulmaz düğünlerini mercek altına aldı. Hep birlikte izliyoruz. Yaptıkları düğünler, seçtikleri ortamlar yıllar sonra gençlere nasıl örnek oldu? Magazin 8, Türk sinemasının unutulmaz düğünlerini mercek altına aldı. Milyonlarca insan sinemaları doldurdu. Yeşilçam'ın en yakışan çifti bir araya gelsin diye izleyici nefesini tuttu. Onların düğünü hala birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Ben bu oyunları nereden bilirim? Beceremezsem kızar mı acem? Pek çok filminin aksine mutlu sonla bitmek yerine mutlu bir başlangıcın ardından gelen çöküşü anlatıyordu Selvi Boylum Alyazmalım. Gelinlik hiç bu kadar yakışır mı insana? Selvi Boylum, al yazmalım, kadınım Asya. Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yani Asya ve İlyas'ın hala unutulmayan aşkının resmiyete döküldüğü anlar seyirciye derin bir oh çektirmişti. Bir köy kızı ve bir kamyoncu için geleneklere bağlı, fakat o dönem için lüks sayılabilecek bir düğün sahnesi çekilmişti. Ben bu oyunları nereden bilirim? Beceremezsem kızar mı acem? Sarı saçlarıyla hafızamıza kazınan Emel Sayın'ı koyu renk saçla gördüğümüz nadir filmlerden biri Gülizar. Ne oldu, daldım birdenbire? Hiç. Şimdi düşünmeyi bırak. Suat yüzünü görünce ne yapacak merak ediyorum. Ne yapacak, düşüp bayılacak. Emel Sayın'ın başrollerini Ediz Hun'la paylaştığı Gülizar'da beşik kertmesi olan iki gencin sıra dışı ve komik evlilik hikayeleri anlatılıyordu. Filmin sonundaki düğünse boğaza nazır bir bahçede yapılıyordu. Bu sevdada bahtsız mıyım Gülizar? Gönlünde ben tatsız mıyım Gülizar galiba? Kokteyl havasındaki düğün günümüzdeki davetleri pek aratmıyor. Ayaklı masalar, çiçekli dekorlar ve hafif müzik. İşte bu nedenle Gülizar ya da namı diğer Pervin ve Suat'ın düğünleri hala gençlerin favorisi. Çünkü o nostaljik havayı yaşamak bugün de mümkün. Umudu, gözyaşını, ayrılığı ve aşkı en iyi anlatan filmlerden biridir Ezogelin. Başrollerinde Fatma Girik ve Kadir İnanır. Kavuştukları anda ayrı düşen aşıklar. Pembe gelinliğiyle Fatma Girik, yöresel elbisesi ve köşeli kasketiyle Kadir İnanır. Geleneklere uygun yapılan düğün eğlencesi. Köy meydanında halay çekenler, gelin evinde kına gecesi. En güzel kızı Zöhre ya da daha sonra efsaneye dönüşecek ismiyle Ezogelin ve uğruna hayattan vazgeçtiği Ali. Film için gerçeğini aratmayacak bir düğün organize edilmişti. Bir köy düğünü nasıl olursa filmde de aynı şekilde çekildi. Belki de bu gerçeklik nedeniyle 48 yıldır Ezogelin ve Ali'nin düğünü hala bir efsane. Kadınlar çok güzel, gelinlikler son moda, eğlence gırla. Samimi, eğlenceli bir sokak düğünü. Gırgır Ye filminin son sahnesi. Bütün sevenler birbirine kavuşuyor. İnsanın görüntüyü görür görmez yüzünde bir gülümseme oluşuyor. İplere dizilmiş renkli ampuller, gramofon kağıdından yapılmış süslemeler ve fenerler. Müzik
Filmin ana mekanı olan Sulu Kule'ye uygun rengarenk bir sokak düğünü. Pek çok kişinin yaşamak istediği ama belki de uygun ortam bulamadığı bir düğün. O yüzden hala efsane. İki aşk arasında kalan bir adamın düğünü de hala dillerde. Başrollerde Orhan Gencebay, Perihan Savaş ve Selma Güneri. 1972 yapımı Sev Dedi Gözlerim filmindeki nikah izleyiciyi ikiye bölse de düğünden çok nikah masasındaki ikilem akıllarda kaldı. Arzu ve rızanızla... Meral Hanım mı dediniz? Evet, burada öyle yazılı. Muamele Meral ismine göre hazırlanmış. Ev ortamında kıyılan nikah, son zamanlarda özellikle ünlü isimlerin çok tercih ettiği bir yöntem. Bu filmde de duygusal yoğunluk nedeniyle Orhan Gencebay ve Perihan Savaş'ın evlendiği anlar hafızalardaki yerini koruyor.